Merhaba çocuklar, bu dersimizde karşılaştırma yapıları ile ilgili örnekler çözeceğiz. Hemen alıştırmalarımıza başlıyoruz. Comparatives dediğimiz şey karşılaştırmaydı. Birinci örnekte Ali Veli ile karşılaştırılıyor ve sıfatımız old. Yani yaşlı. Bize verilenleri kullandığımızda ne dememiz gerekiyor? Ali Veli'den daha yaşlıdır dememiz isteniyor. Old, yaşlı demekti. Older, daha yaşlı. Bunu elder şeklinde de söyleyebiliriz. Zaman cümleyi yazarsak Ali Veli'den daha yaşlıdır. Ali, yardımcı fiili unutmayalım. Is older. Veli den diyeceğiz. Den bu. Ali is older than. Veli. Ali Veli'den daha yaşlıdır. Hocam ne yaptık? İki şeyi karşılaştırırken şunları ekledik. Ali is older than Veli. İkinci örneğimizde Leyla uzun boylu veya uzun Ayla. Yani Leyla Ayla'dan daha uzundur dememiz isteniyor bizden. Leyla Ayla'dan daha uzundur dememiz isteniyor. Uzun, tall, uzun demekti. Uzun boylu. Taller, daha uzun. Taller than. Şöyle burayı büyük yapalım. Den daha uzun. O zaman Leyla Ayla'dan daha uzundur. Nasıl diyeceğiz? Leyla, yardımcı fiili unutmayacağız. Leyla is taller than Ayla. Leyla Ayla'dan daha uzundur. Leyla is taller than Ayla. Üçüncü örneğimiz handsome, yakışıklı. Semi Akın'dan daha yakışıklıdır diyeceğiz. Semi Akın'dan daha yakışıklıdır. Semi Akın'dan daha yakışıklıdır. Handsome kelimesi yakışıklı. Çok geceli bir sıfat bu. Dolayısıyla başına more takısı geliyor. More handsome ne oldu? Daha yakışıklı. Then daha yakışıklı. More handsome than. Yani Akın'dan daha yakışıklı. Akın'dan daha yakışıklı. Cümleyi yazmaya çalışalım şimdi. Semi, yardımcı fiil unutmuyoruz. Is more handsome than Akın. Semi Akın'dan daha yakışıklıdır.
BMW Fiat'tan daha pahalıdır. BMW Fiat'tan daha pahalıdır. BMW BMW Fiat'tan daha pahalıdır dememiz isteniyor bizden. Bu neydi? Expensive, pahalı. Yine çok eceli bir sıfat. More expensive, daha pahalı. More expensive than daha pahalı. Fiyat ekleyelim. More expensive than fiyat, fiyattan daha pahalı. Şimdi cümleyi yazalım. Yani ne yazacağız? BMW, BMW is more expensive than Fiat. BMW, Fiat'dan daha pahalıdır. Düzensiz sıfatlarımız vardı. Ali'nin arabası, Veli'nin arabasından daha iyidir dememiz isteniyor bizden. Önce cümleyi yazalım. Ali'nin arabası, Veli'nin arabasından daha iyidir. Yazacağımız cümle bu. Şöyle küçültelim biraz, bir satır sığsın. Kelimeye gelelim. Good kelimesi iyi demekti. Daha iyi derken better, daha iyi. O zaman Ali'nin arabası Veli'nin arabasından daha iyidir nasıl diyeceğiz? Yani den daha iyi nasıl diyeceğiz? Better than. Better than. Veli'nin arabasından better than Veli's car. Veli'nin arabasından daha iyi. Hepsini yazarsak şimdi ne diyecektik? Ali'nin arabası Ali's car, yardımcı fiil unutmuyoruz, is better than Veli's car. Ali'nin arabası Veli'nin arabasından daha iyidir. Veli'nin notları kötü, Ali'nin notları. Yani bizden istenilen şey ne? Veli'nin notları Ali'nin notlarından daha kötüdür ifadesini yazmamız isteniyor bizden. Peki, bad kelimesi kötü demekti. Worse, daha kötü. Worse than, then daha kötü. Worse than Ali's grades, Ali'nin notlarından daha kötü. Cümleyi yazmaya çalışalım o zaman. Ne yazacağız? Veli'nin notları Veli's grades. Cümlemizin öznesi bu. Hani Veli'nin notları çoğul. O zaman buraya R yazacağız. Ona dikkat edelim. Az önce is yazdık. Yardımcı fiil. R. Veli'nin notları R.
ne diyecektik? Daha kötü diyecektik. Ağır. Daha kötü neydi? Worse. Neden daha kötü? Yani kimin notlarından daha kötü? Worse than Alice Grace. Ali'nin notları Ali'nin notlarından daha kötüdür. Sonra superlatives vardı. Hocam bu superlatives ne? En üstünlük derecesi. Hani sınıfımızın enleri, sınıfımızın en çalışkanı, sınıfımızın en yaramazı, sınıfımızın en yakışıklısı gibi. Üç kişi var burada görüyorsunuz. Ali, Veli, Selami. Ali bunlardan en yaşlısı. Yani en yaşlı olanı. Yine tek iceli bir sıfat bu. Evet. Yazmamız istenilen şey Ali is the oldest. Ali en yaşlıdır. Ali is the oldest boy. Ali en yaşlı çocuktur. Ali is the oldest man. Ali en yaşlı adamdır. Ali is the oldest student. Ali en yaşlı öğrencidir. Ali is the oldest of all. Onların içinde en yaşlı olanı Ali'dir. En yaşlı olanı, yani bize verilen grubun içinde en yaşlı olanı Ali'dir. Leyla en uzundur. Yine üç kişi verilmiş bize. Leyla, Ayla, Selma. En uzun boylu olanı Leyla. O zaman ne diyeceğiz? Ya şöyle de diyelim, Leyla tall, uzun demek. The tallest, en uzun demek. The tallest girl, en uzun kız demek. Cümleyi yazalım. Leyla, yardımcı fiil okuyalım, is the tallest. Leyla en uzundur. Leyla is the tallest girl. Leyla en uzun kızdır. Leyla is the tallest girl in the class. Leyla sınıftaki en uzun kızdır. Leyla is the tallest of all. Leyla hepsinden daha uzundur. Leyla hepsinden, yani Ayla'dan, Selma'dan daha uzundur. Leyla en uzun olanlarıdır. Leyla en uzun olanlarıdır. Semi en yakışıklıdır. Handsome yakışıklıydı. Handsome yakışıklı. The most handsome, en yakışıklı. Zaman cümleyi nasıl yazacağız hocam? Yani Semi en yakışıklıdır. Nasıl yazacağız? Şöyle, Semi yardımcı fiil is the most handsome. Semi en yakışıklıdır. Semi is the most handsome boy. Semi en yakışıklı çocuktur. Semi is the most handsome boy in the class.
Semih sınıfta en yakışıklı veya sınıftaki en yakışıklı çocuktur. Semih is the most handsome of all. Onların içinde en yakışıklı olanı Semih'tir. Semih hepsinden yakışıklıdır. Yine fiyatları görüyoruz. BMW 300, Fiat 200, Renault 150 bin. BMW en pahalı arabadır dememiz isteniyor bizden. Expensive. Neydi bu? Pahalı. Bunların için en pahalı olanı BMW. Yani en pahalı diyeceğiz. The most expensive and pahalı. O zaman sorumuzun cevabına geçelim. BMW is the most expensive. BMW en pahalıdır. BMW is the most expensive car. BMW en pahalı arabadır. BMW is the most expensive car here. BMW buradaki en pahalı arabadır. BMW is the most expensive car of all. BMW hepsinden pahalıdır. BMW hepsinden pahalıdır. Yani hepsinin en pahalısı, buradakilerin en pahalısı BMW'dir. Ali'nin arabası en iyidir. Good, iyiydi. En iyi, the best. Ali'nin arabası en iyidir. Ali's car is the best. Ali'nin arabası en iyidir. Ali's car is the best car. Ali'nin arabası en iyi arabadır. Ali's car is the best car here. Buradaki en iyi araba Ali'nin arabasıdır. Ali's car is the best car in this group. Bu gruptaki en iyi araba Ali'nin arabasıdır. Ali's car is the best of all. Verilenlerin içinde en iyi olanı, yani hepsinden iyi olanı Ali'nin arabasıdır. Ali'nin arabası hepsinden olanlardan en iyisidir. Ali'nin notları, Veli'nin notları ve Selami'nin notları. Üç kişi var. Ali'nin, Veli'nin, Selami'nin. Ali'ninkiler en yüksek, Selami'ninkiler en düşük. O zaman Selami'nin notları en kötü notlardır. Bakalım. Ali'ninki 190, 30, 40. 25-35. Demek ki Selami'nin notları neymiş? Kötüymüş. Yani Selami'nin notları en kötüymüş. Önce Türkçesini yazalım. Selami'nin notları en kötüdür. Yani en kötü notlardır. Bad kelimesini hatırlayalım. Kötü demekti. The worst kelimesi en kötü. O zaman Selami'nin notları en kötüdür. Nasıl diyeceğiz? Selami's grades. Selami'nin notları çoğul. Yardımcı fiil unutmayacağız. A, the worst.
Selami notları en kötüdür. Selami's grades are the worst grades. Selami'nin notları en kötü notlardır. Selami's grades are the worst grades of all. Hani bu notların içinde en kötü olan notlar Selami'nin notlarıdır. Selami'nin notları hepsinden kötüdür. Selami'nin notları bu notların içinde en kötü olanıdır. Selami'nin notları hepsinden kötüdür. Yani en kötüsü Selami'nin notlarıdır. That's the end of this lesson. Thanks for watching the videos. Bye bye.